Herkese iyi akşamlar. 45.sini yapacağımız hasta hikayelerinde inşallah canlı yayında bir aksaklık yaşamazsak Banu ikizleri konuk edeceğiz. Bu akşam onun hikayesini dinleyeceğiz. Ama canlı yayınla ilgili bir takım sıkıntılar yaşadık ve yeniden başlatmak zorunda kaldım programımı. Banu Hanım inşallah. Evet, tamam, hemen görüntülüyorum. Kabul ettim ben sizden gelen görüntü isteğini. Evet, hoş. Geçmiş. Merhaba, şimdi geliyor herhalde. Evet, ben Instagram'ı yeniden başlattım. Tamam. Sanırım teknik bir sorun oluştu. Yeniden merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, Nasılsınız? teşekkür ederim. Sağ olun, iyiyim. Siz de iyisiniz. Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Sizi görünce daha da iyi oldum. Çok Sağ olun. şükür başardık. Evet. Geç de olsa başladık biraz. 10 dakika Çok şükür. gecikmeyle. İzleyicilerimizden bu sorun için özür diliyorum. Kusura bakmayın, elimizde olmayan sebeplerden dolayı bağlantı ile ilgili sıkıntılar yaşadık ama evet, sizlerin karşısındayız. Şimdi hemen sizi tanıyarak başlayalım mı? Ben de Banu Hanım, dondu yine. Bende de donuyor ama hangimizden kaynaklanıyor İyi. bilmiyorum. Şu an iyi ama. Tamam, şu an iyi. İyi inşallah. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? evet, ismim Banu İkizler. Öğretim üyesiyim Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde. Yaklaşık bir 6 yıldır bu hastalıkla tanıştık. 6 yıldır yaşamaktayım hastalıkla beraber. Şimdilik böyle. Onun dışında yani hastalık var ama aslında çok da fazla beni etkilediğini ben düşünmüyorum. En azından öyle düşünmek istiyorum belki de. O yüzden bugün yani bugün bu şekilde olduğum için gene de şükrediyorum halime. Çok güzel. Peki bu hastalıkla nasıl tanıştınız? İlk şikayetleriniz, belirtileriniz neydi? Nasıl yolunuza çıktı? Şöyle oldu. Aslında Raynaud ile başladı. Raynaud fenomeniyle başladı. Belki birçok kişi de bu şekilde başladı. Ellerimi böyle soğuk suyla yıkadığım zaman parmak uçlarımda morarma fark ettim. Tabii akademisyen kimliğimiz var. Hemen internete sarılıp biraz araştırma yapınca Raynaud'a bu hastalığın da eşlik edebileceğini gördüm. Arkadaşlarla konuştuğumuz zaman doktor arkadaşlarla genelde Raynaud tek başına seyredebilir. Buna skleroderma eşlik etmeyebilir, tedirgin olmayı dediler. Fakat ben ısrar edince bu tahlilin yapılması için tahlil de böyle hemen direkt sonuç veren bir tahlil değil. İşte bir hafta sürüyor. Burada üniversite hastanesinde yapılmıyor, Ankara'ya yollanıyor. Detaylı tahliller yapıldıktan sonra hastalığın teşhisi hemen koyuldu. Aslında çok başındaydı teşhis koyulduğunda. Onlar bile şaşırdılar. Hiç beklemiyorlardı. O yüzden şanslıyım aslında. Çünkü vücudumda hiçbir yere etkilememişti başladığında. Hemen burada tedaviye başlandı. Fakat ben biraz daha araştırınca Hacettepe'nin bu konuda gerçekten iyi olduğunu ve oraya gitmeye karar verdim. Hacettepe'ye gitmeye karar verdim. Çünkü bizim üniversite hastanemizde romatoloji bölümü maalesef yoktu o dönemde. Şimdi var, doktorumuz geldi ama o dönemde yoktu. Hacettepe'de Ali Akdoğan'la başladık. Çok da memnundum. Doktorum çok iyi. Hem hastalarıyla çok ilgili hem de bu hastalıkta en önemli şey bence alo dediğiniz an doktorunuza ulaşabilmeniz. Benim de öyle bir avantajım oldu. En ufak kafamda bir şüphe olduğu zaman ona danışabiliyorum. Alo deyip hemen ulaşabiliyorum. O benim için çok önemli bir artıydı. Bu şekilde başladı. Yani başladığımda hiçbir organımda bir tutulum ya da eklemlerimde herhangi bir şey yoktu. Hemen tedaviye başladı. Zaten protokol yurt dışıyla da hemen hemen aynı. Aynı protokol uygulanıyor. Amerika ile Türkiye'deki protokoller de aynı. Daha sonra araştırınca bunu da gördüm. O yüzden içim rahattı. Daha sonra son 3 senedir burada da üniversite hastanemize romatoloji uzmanı geldi. Onunla da devam ediyoruz. O da çok iyi bir doktor gerçekten. Bununla ilgili İkili olarak. bir şey söylemek istiyorum. Romatoloji bölümü yeni bir bölüm zaten. O yüzden hani Evet. artık hastanelerde açılmaya başlandı. Yani çok yeni bir bölüm. Tabii önce iç hastalıkları uzmanı olması Evet. gerekiyor Aynen. doktorun. Ondan sonra yan dal yapması gerekiyor. Aslında çok meşakkatli bir
branş. İç hastalıkları zaten zor bir branş baktığımız zaman. Bir de üstüne romatoloji, yan dal ihtisası. Oldukça uzun süren bir ihtisas. O yüzden çok fazla maalesef Türkiye'de bu konuda ihtisas almış doktor. Hani her hastaneye bir iki tane düşecek kadar maalesef yok. O yüzden kendi şehrinizde olmasa bile büyük şehirlerde olan doktorlara ulaşmak zorunda kalıyorsunuz ki ben de en başta bu şekilde yaptım. Siz tanı almada güçlük çektiniz mi diye soracaktım ama güçlük Hiç çekmediğinizi ve çekmedim. hemen hızlıca tanı aldığınızı aslında çok şanslısınız bu konuda. Tabii ki Evet. benim bu sorumu da geçmiş olduk. Evet. Peki yani meslekte kariyer yapmışsınız, çok iyi bir yerdesiniz. Sağ ol. Neler yaşadınız, neler hissettiniz ilk hastalığınızı öğrendiğinizde? Duygularınız neydi? Hastalığımı öğrendiğimde aslında internet, tabii hastalığı internetten öğreniyorsunuz en başta. İlk öğrendiğinizde internetten okuyorsunuz ki en büyük yanlış bana sorarsanız. İnternette okuduklarım çok şok edici şeylerdi. İkinci şoku da doktorumun yanına gittiğimde yaşadım. Doktoru beklerken kapıda gördüğüm hasta profili beni şok etti. Ben hastalığın ilerleyen süreçlerinin zor olabileceğini, bu kadar zor olabileceğini bilmiyordum. Ama o an moralim bozuldu ama sonrasında şunu öğrendim. Kimse moralini bozmasın. Hastalık herkeste farklı işliyor, farklı etkiliyor. Hastanın kendisi çok önemli, psikolojisi çok önemli. Doktoruyla uyum içerisinde olması çok önemli. O yüzden sonrasında yani canımı sıkmamayı öğrendim aslında biraz. O yüzden doktorun tavsiyelerine uymak gerçekten önemli. Birebir uyumak. Bir de psikolojinizi çok sağlam tutmak zorundasınız bu hastalıkta. Mesleğimde çok fazla bana eksisi negatif bir yanı olmadı. Ben çok yoğun çalışan bir insanım. Hani belki ilk başlarda şey düşündüm. Bu hastalık beni biraz yavaşlatacak, biraz durmamı, frene basmamı sağlayacak. Aksine hiç de öyle olmadı. Daha da yoğun çalıştım. Ama belki bu hastalığa neden olmama mesleğim sebep olmuş olabilir. Doktorumla konuşmalarımız sonucunda ben o dönem bu tanının ilk koyulduğu dönem doçentlik sınavına girmiştim. Ve yeni doçent olmuştum. Çok stresli bir dönemden geçmiştim. Bir yıl kadar uzun bir çalışma dönemi. O dönem gerçekten çok farklıydı hayatımda. Belki bunun tetiklemiş olabileceğini doktor söyledi. O yüzden stres çok önemli bir faktör. Belki bunu biraz azaltmak için meditasyon türü şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. Ben de şöyle düşünüyorum. Daha önceki programında da söyledim bunu. Hani bence her hastalık hani bir kuluçka dönemi var ya. Onu Evet. ama ortaya çıkması için bir stres, bir şey, bir bahane gerekiyor ve o bahaneyle de o ortaya çıkıyor o hastalık. Aslında sizin de Çok dediğiniz gibi doğru. bir stresle. Hani ben bunu kendimce düşünüyorum. Bunun Evet, bilimsel doğru. olarak okumuşluğum veya bir şey yok ama ben bunu kendimce yorumluyorum bu şekilde. Aslında şöyle, bu Ya da otoimmün bir daha hastalık. erken çıkmasına sebep oluyor belki stres Evet, sıkıntı. belki. Yani bu otoimmün bir hastalık. Yaşadıkça şunu gördüm. Birçok insanda otoimmün farklı hastalıklar var. Bu onlardan bir tanesi. Birçoğu stresle, birçoğu beslenmeyle. Yani sadece stresle demeyelim aslında. Birçoğunun da beslenme ilişkisi var. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Tetikleyen şeyler mutlaka var. Ama hani hastalığın sürecini şey yapmak değil, tamamen durdurmak değil ama yavaşlatmak bence bizim elimizde diye düşünüyorum. Kesinlikle size katılıyorum. Peki hastalığı kabullenmeniz zor oldu mu? Çok zor oldu. Bu süreçte neler yaşadınız? Çok Bizimle zor paylaşır oldu. mısınız? Evet, zor oldu. Çünkü öncesinde benim hiçbir sağlık problemim yoktu. Yani bir de çok aktif, çok hareketli bir insandım. İlk öğrenince bir şok yaşıyorsunuz. Acaba ne bekliyor beni diyorsunuz. İşte gördüğünüz hasta profilleri kafanızda karıştırıyor. İnternette okuduğunuz şeyler kafanızı karıştırıyor. Ama zaman ilerleyince bunun böyle olmadığını, her hastalığında kişiye özel olduğunu, özellikle otoimmün hastalıklarda hastalığın kişiye özel olduğunu görüyorsunuz. Yani ilk başlarda evet çok moralim bozuldu ama sonra yaşadıkça bazen öyle oluyor ki unutuyorsunuz hastalığınızı. Belki böyle yoğun çalışmanın da aslında hep dezavantajını olduğunu söylüyor insanlar. Çok yoğun çalışıyorsun, kendini hiç dinlemiyorsun diye ama bence ben kendimi unutuyorum böyle yoğun çalışarak, öyle düşünüyorum. Bunun da bana artıları olduğunu düşünüyorum.
Bu arada çok güzel mesajlar veriyorsunuz. Hani bizim her zaman burada dile getirdiğimiz şeyleri söylüyorsunuz. Hastalığın her kişide farklı olduğunu, kişiye özel olduğunu, yani her kişide değiştiğini söylüyorsunuz, vurguluyorsunuz. Birçok ince mesajlar var. Bence yeni hastalarımız için çok önemli bunlar. Evet. Ya ben şeyi de çok takip ediyorum. Birçok bu hastalıkla ilgili farklı gruplar var. Buna benzer otoimmün hastalıklarla ilgili farklı gruplar var. Ve orada görüyorum ki herkesin şikayetleri oldu. O kadar farklı ki birbirinden. Çok yeni yöntemler var. Buna da inanıyorum, güveniyorum. Bence eminim önümüzdeki 5-10 sene içerisinde çok farklı tedaviler bulunacak. Çok farklı şeyler gelişecek. Buna inanıyorum. Yani ümitsiz değilim ben. Tıbba güveniyorum. Kesinlikle hepimiz o şekilde. Tedavi sürecinde neler yaşıyorsunuz? Ne tür zorluklar En başta var? Ankara'ya çok yoğun gitmem gelmem gerekiyordu. Orada biraz sıkıntı yaşadım ama sonrasında tedavimin ilk çünkü bu hastalığın en baş aşamasında biraz organ tutulumları başlıyor. Ama sonrasında ben de organ tutulumu olmadığını görünce biraz daha tedavilerim seyreldi. Daha sonra burada da açılınca buradaki doktorla beraber de götürdüğümüz için çok sıkıntı olmadı. Tedavide pandemi biraz etkiledi aslında. Pandeminin ilk aşamaları çok zordu bizim gibi hastalar için. Çünkü immünsüpresif ilaç kullanıyoruz ve bağışıklığımız yok. Dolayısıyla bu hastalıkta ister istemez pandemi döneminde yaşanan hastalıklarda bağışıklığı etkileyen hastalıklar çok korkuttu beni. O pandeminin ilk dönemleri çok zordu. 6 ay kadar böyle evden çıkmayıp korunarak yaşadım ama bunun böyle olmayacağını gördüm. Hayatım böyle devam etmeyeceğini gördüm. O dönem sıkıntılıydı. Sonrasında tedbirimizi alarak yavaş yavaş artık topluma karışmaya başladıkça o da hafifledi. O yüzden bir sıkıntı olmadı yani. Sanırım hepimiz bu pandemi sürecinde ilk başlangıçlarda çok korktuk. Evet, aynen. Ciddi derecede hani korktuk. Ben de onlardan bir tanesiyim. Hani ben ölürüm. Eğer yakalanırsam ben ölürüm dediğimi hatırlıyorum. O Ben de yüzden... öyle söyledim doktoruma özellikle. Doktorum da hiç endişelenme. Sen eminim dedi korunacaksın ve gerekeni yapacaksın. Ben buna inanıyorum demişti. Sonrasında tabii aşı da olunca ister istemez biraz daha rahatlık oldu. Peki, sklerodermayı daha önce hiç duymuş muydunuz? Hiç duymamıştım. Çok enteresan ki birçok hastalığı bilirim. Okurum, çok okurum. Özellikle sağlıkla ilgili şeylerde çok sosyal medyada çok şey takip ediyorum, site takip ediyorum. Onun haricinde de çok okumaya çalışıyorum ama bu hastalığı maalesef hiç duymamıştım, sklerodermayı. Peki hastalık yaşamınızı nasıl etkiliyor? Zorlukları nelerdir? Sadece beni ilk başlarda etkileyen soğuk oldu. Soğuk çünkü ilk başta beni soğukla beraber ellerin onarmayla başlamıştı zaten. Dolayısıyla soğuk havalarda dışarıda çok fazla duramadım. O beni çok rahatsız etti. Bizim işimizin bir kısmı da arazide çünkü. Özellikle kış döneminde araziye çıkmak beni biraz zorladı. Ama sonrasında onun da önlemini olduğunu gördüm. İşte ısıtıcıları alarak önlemi aldıktan sonra onun da çaresi olduğunu görünce yani her şarta uyum sağlıyorsunuz aslında bir şekilde. Dolayısıyla çok da fazla etkilemedi. Ama işte hastalığın benim organlarımı etkilediği tek şey aslında midem birazcık. Bu hastalıkta zaten herhalde birçok hastanın midesinde sıkıntılar oluyor. Ama şöyle de bir şey var. Şu dönemde baktığınız zaman midesinde çok fazla sıkıntı olmayan insan da yok diye düşünüyorum. Aslında herkes beslenmeye ilişkili olarak midesiyle ilgili sıkıntı yaşıyor. O yüzden onu da kendimi çok dinleyerek aşmaya çalışıyorum. İşte ne yedim acaba ben bugün, ne dokundu bana, onu yemesem gibi böyle kendimi dinleyip önlemlerini alarak aşmaya çalışıyorum. Evet, hepimiz yaşıyoruz zaman zaman. Dediğiniz gibi çoğu sağlıklı insan da mideyle ilgili bir takım sıkıntılar yaşıyor ama sizlerde tabii ki bu daha ön planda bu Biraz daha sıkıntı. evet, doğru. Ama şöyle bir gerçek var.
Ben bunun aslında iyi bir örneğiyim. Hastalığı çok başta eğer teşhis edebilirseniz, teşhis çok zor bir hastalık. Şundan dolayı çok farklı hastalıklarla karışabiliyor çünkü. Evet. Doğru doktora gitmek de önemli. Önce dahiliye uzmanına, ardından onun yönlendirmesiyle belki romatolojiye. Özellikle eklemlerinde sıkıntı yaşayan, soğukla beraber ellerinde morarma yaşayan hastalar. Bu hastalık çünkü böyle başlıyor genelde. Önce dahiliyeye ardından romatolojiye gitmeleri durumunda doktorları tarafından doğru yönlendirileceklerini düşünüyorum. Çok başta teşhis edilirse dediğim gibi doğru zaten protokolleri birçok doktor aynı protokolü uyguluyor. Ben şu anda mikofenolat mofetil türü bir ilaç kullanıyorum. Yani etken maddesi o olan bir ilaç kullanıyorum. Oldukça da iyi. Doktor da yeterli görüyor şu anda. Onun dışında kan sulandırıcı ve damar açıcı bir ilacım var yanında ve olmazsa olmaz takviyelerim var, vitamin takviyeleri. Bu hastalıkta ben şunu öğrendim. Bütüncül tıp nedir onu da öğrendim aslında. Bütüncül bakan tıp nedir onu da öğrendim. O konuda da bazı araştırmalar yaptım. Farklı doktorlarla tanıştım. Beslenme çok önemli. Beslenme derken hem sağlıklı beslenme hem de yemememiz gereken aslında bütün otoimmün hastaların yememesi gereken şeyler var. Otoimmüniteyi tetiklediğini düşünülen özellikle gluten ve süt ürünleri. Ama tabii bunu insanlar kafalarına göre yapmamaları gerekiyor. Mutlaka bir doktor kontrolünde bir eliminasyon diyetiyle yapılması gerekiyor. Neyin yarayıp neyin yaramadığını öğrenmeleri için. Bunlar önemli. Dediğim gibi ama her zaman bir hekim tarafından destek alınması gerekiyor. Kesinlikle. Beslenmeyle de ilgili sorular vardı. Çok da güzel oldu bu söyledikleriniz. Peki sosyal yaşamınızda ne tür değişiklikler yaşadınız? Sosyal yaşamda aslında artı yönde değişiklikler yaşadım. Herkes beni, hastalığımı da az buçuk bildiği için herkes böyle oldukça yardımsever durumunda aslında. Stresin beni çok etkilediğini bildiği için insanlar çok fazla benim strese girmemem için elinden geleni yapıyorlar. Ben çok şanslı bir insandım. Hem ailem açısından hem çevremdeki arkadaşlarım açısından. Herkes oldukça fazla yardımcı oldu. O yüzden ben sosyal anlamda negatif bir şey hiç yaşamadım şimdiye kadar. Hep olumluydu benim açımdan bütün gelişmeler. Yani yine benzer soru ama meslek hayatınızı etkiledi mi? Ne kadar etkiledi? Meslek hayatımı en başta etkiledi. Hani biraz bir dur dedim. Artık ben hastayım, biraz bir durayım, işte yavaşlayayım dedim. Ama sonra baktım ki hayır, hastalığımın çok fazla bir etkisi yok. Ben gene aynen koşmaya devam ettim. Bunun daha da iyi olduğunu gördüm. Çünkü hastalığımı unutuyorum bazen. Ama ilaçlarımı almayı unutmuyorum. Sadece hastalığımı unutuyorum. Psikoloji çok önemli. Kafanızdan hasta psikolojisini atarsanız bu hastalık için her zaman artı. O yüzden hastayım psikolojisine girip kabuğa çekilmek değil de normal yaşama mümkün olduğunca devam etmek gerekiyor. Özellikle bu tür hastalıklarda. Söylediniz aslında biraz ama ben yine de biraz daha ayrıntı istiyorum. Aileniz, arkadaşlarınız hani sizlere destek oldular mı? Nasıl destek oldular? İlk etapta çok önemli diye düşünüyorum. Önce ailemden başlayayım. Ailem oldukça fazla destek. Annem, babam, kardeşlerim, teyzelerim. Bir teyzem pulmoner hipertansiyon hastası. O da sizde daha önce böyle bir söyleşiye katılmıştı. O benim hastalığımı da bildiği için. Ya bütün aile seferber diyebilirim. Sen onu yeme, sen şunu yeme. İşte herkes böyle sağlıklı bir şey bulduğu zaman bana mutlaka iletir. Ya da ne bileyim, yorulduğumu hissettikleri zaman sen dinlen. Tekrar çocukluğuma geri dönmüş gibi hissediyorum aslında kendimi bu anlamda baktığınız zaman. Çok şanslıydım. Arkadaşlarım da öyle. Bir şey olduğu zaman sen yorulma, sen otur. Herkes biliyor çünkü. Ama ben de her zaman gücümü son noktasına kadar kullanan bir insandım. Hayatım boyunca da böyleydi. O yüzden hem arkadaşlarım, hem ailem, eşim, kızım aynı şekilde. Sonsuz destek. O konuda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Onlar olmasaydı belki çok daha zor geçerdi. Tek başıma olsaydım ya da tek başıma birçok şeyle mücadele etmek zorunda kalsaydım çok daha zor geçerdi. O yüzden iyi ki varlar. İyi ki hepsi varlar. Bu Evet. arada Semra ablacıma çok selamlarımı gönderiyorum. Öpüyorum. Teyzem dediğiniz kişi Evet. Semra Kutlamalı, derneğimizin bir üyesi ve destekçimiz. Evet. Kendisine buradan sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Çok öpüyoruz. Bu arada şöyle bir şey var. Biz skleroderma ve pulmoner hipertansiyon hastaları bir dernek kurduk. Teyze pulmoner hipertansiyon.
Yeğen skleroderma. Evet, Bu aynen öyle oldu. bir şey var. Peki siz bizim derneğimize üye oldunuz mu? Sizi Ben üyeliğe davet olsun ama sanki üye oldum diye hatırlıyorum ama epey oldu. Emin değilim. Teyzem söylemişti ama ediyorum. emin değilim ama üye olmamışsam da hemen üye olurum. Hiç sorun değil. Seve seve. Bence de sizi üye olarak derneğimizde görmek isteriz. Ayrıca içimizde, daha çok içimizde görmek isteriz. Bu Seve kadar bilinçli seve. bir hasta, sklerodermalı hastalara bence çok güzel yol göstericiliği yapabilir diye düşünüyorum Teşekkürler. kendimce. Seve seve. Her zaman. O zaman en yakın zamanda sizi en yakınımızda görmeyi diliyorum. Tamamdır. Peki hastalığınızı düşündüğünüzde yaşamınızda neyin değişmesini istersiniz? Kafamın değişmesini isterim aslında. Yani her şeyi kafama takma huyumun değişmesini isterim. O değişirse belki birçok şey değişir ama maalesef bazı huylar çok zor oluyor, çok zor değişiyor. Böyle her şeyi düşünen bir insanım. En ince ayrıntıyı bile. Kendi işimde de öyle. Yarın bir şey yapacaksam mutlaka her şeyi yazarım, not alırım, unutmayayım, şunu şöyle yapayım, bunu böyle yapayım. Belki de bu kadar titiz olmamayı, yani mükemmelliyetçi huyumu aslında değiştirmek isterim. Çünkü ne geliyorsa da başımıza bence bu huydan dolayı geliyor diye düşünüyorum. Biraz kendimizi mi yoruyoruz içten içe? Evet, aynen öyle. Biraz boş vermek lazım sanki. Evet, biraz Hayatı rahat akışına olmak bırak. gerekiyor. Evet, hayatı akışına bırakmak lazım. Peki hastalıkla ilgili ne olursa hayatınız kolaylaştırır? Tedavi anlamında mı? Yani tedavi anlamında diye Tedavi düşünürsek. anlamında olur. Yani mesela ya şöyle olsaydı ben daha rahat olurdum diyebileceğiniz ne var? Yani bilmiyorum, düşünmedim ama bu hastalıkta dediğim gibi beslenme çok önemli. Mesela glutensiz beslenmemiz gerekiyor ama maalesef glutensiz besleneceğim dediğiniz zaman biz çok dışarıda yiyen insanlarız, işimiz gereği. Yani çok fazla evde bulunamayan insanlarız. Etrafta buna uygun çok fazla alternatifimiz olmuyor. Dolayısıyla böyle çok katı diyetinizi yapamıyorsunuz. Keşke böyle şeyler daha artsa, beslenmeyle ilgili böyle çok rahat ulaşabileceğiniz şeyler olsa, daha artsa. Bir de takviyeler konusu. Takviyeler konusunda takviye edici ilaçlar konusunda maalesef çok fazla bilgilendirme yok. Hastalıkta bu da çok önemli aslında. Bazı vitaminlerin alınması gerekiyor. Aslında alınması da yetmiyor. Doğru formların alınması gerekiyor. Ama maalesef doğru formları birçok kişi bilmiyor. Bunları biraz okuyarak, ben de not alıp okuyarak, işte makaleleri okuyarak, araştırarak öğrenmeye çalışıyorum. Daha fazla böyle insanlara imkan sağlayacak söyleşiler olsa, aslında bu pandeminin öyle de güzel etkileri oldu. Canlı yayınlarla insanlar uzaktaki birçok şeye ulaşabildiler. Hastalıkla ilgili bilgilenebildiler. Sadece insanlar işte belki sosyal medyayı da kullanmıyorlardı. Hastanede doktoru beklerken kapıda gördükleri hastalığı öğreniyorlardı. Çok Ama bu doğrusunuz. sosyal medya korktukları gibi birçok şeyin olmadığını, aslında tam tedavisinin olmasa da en azından ilerlemesinin durdurulabileceğini öğretti. O anlamda da bu söyleşilerin daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Evet, gerçekten doktorlar evlerimize kadar geldi. Dernekler bu konuda gerçekten, özellikle bizim de derneğimiz bu konuda ciddi mücadeleler verdi. Çok güzel şeyler yaptı diye düşünüyorum. Biz daha önce bu kadar çok doktor dinleme ya da soru sorma fırsatımız hiç olmuyordu ama doktorlarımızı canlı yayınlarımızda konuk ederek çok fazla bilgiye ulaştık. Evet, aynen Ve öyle. dediğiniz gibi kesinlikle. Herkese ulaşabiliyorsunuz. Herkesin de farklı bir görüşü olabiliyor. Herkesten bir şey öğrenebiliyorsunuz. O anlamda da güzel oldu. Kesinlikle. Peki insanlardan, toplumdan ne bekliyorsunuz? Buradan onlara mesajınız ne olur? Hastalıkla ilgili yani korkmasınlar ama doğru doktoru bulmaları çok önemli. İyi ya da kötü demiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Hastayla ilişki çok önemli. O şeyi yakaladığınız anda zaten birçok şeyi çözüyorsunuz. Korkmadan ama onların önerisine de birebir harfiyen uyarak, çünkü
Mesela doktora gittiğim zaman kapıdaki konuşmalarda görüyorum. İşte ilacımı kullanmadım diyor bir ay ama ondan sonrasında hastalık bir anda çok hızlı ilerledi. Maalesef bozulan şeyi tamir edemiyoruz. O yüzden bozulmadan önlemini almamız gerekiyor bu hastalıkta. Çok dikkat edilmesi gerekiyor. İlaçların çok düzenli kullanılması gerekiyor. Vitamin takviyelerinin bazıları çok önemli hastalığımızda. D vitamini, B12 vitamini, işte özellikle anti-enflamatuar giderici türdeki takviyeler, isim vermeyeyim. Bu tür takviyeler hastalığımızda çok önemli. Bunların çok düzenli kullanılması gerekiyor. Doğru formlarının bir de. Kesinlikle. Sklerodermalı hastalar organ tutulumu yaşıyor ve dolayısıyla organ nakli olması gerekebilir bir gün. Peki siz organ nakli ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Ben organlarımı Ne kadar güzel. bağışladım. Evet, organlarımı bağışladım. Yani bir insana can vermek çok güzel bir şey. Ama kimse insanların doğru bilgilendirilmediğini düşünüyorum bu konuda. Özellikle işte birçok insan duyuyorum etrafımda. Günah değil mi? Niye böyle bir şey yaptın? Ya da ne bileyim işte sen ölmeden organlarını mı alacaklar gibi böyle doğru olmayan şeylerin çok böyle dolaştığını duyuyorum, görüyorum. Doğru bilgilendirilmemekten kaynaklanıyor bu. Doğru bilgilendirilmeyle organ bağışının yayılmasıyla işte beyin ölümüyle en azından bitkisel hayatın karıştırılmaması gerektiğini, ikisinin çok farklı şeyler olduğunu, beyin ölümünün çünkü canlıdan canlıya ancak böbrek ve karaciğer verilebiliyor. Ama onun dışında beyin ölümü gerçekleştirdikten sonra farklı organların nakli de yapılabiliyor. İnsanlar doğru bilgilendirilirse birçok insanın organ bağışına gideceğini düşünüyorum. Ama işte bazen böyle ertelemeler, bugün giderim, yarın giderim gibi ertelemeler olabiliyor ama teşvik edilmesi, daha çok duyuru yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çok önemli bir şey organ Kesinlikle. bağışı. Kendi başımıza gelse nasıl davranırdık diye düşünerek organ bağışı yapmamız gerekiyor. Aslında Türkiye'de şu da enteresan bir durum. Şöyle yakınımız organ bekliyor, organ nakli oluyor veya ama biz nedense hala daha organ bağışı yapmama konusunda bir ısrarcı davranıyoruz. Belki de ilk önce onlar organlarını bağışlamış olsa bir tık çoğalma olur organ bağışı ile Kesinlikle. ilgili ve farkındalık da olur diye düşünüyorum. Ve herkes bence bireysel olarak ilk önce kendi etrafından sanırım bu farkındalığı oluşturmaya başlamalı. Ve belki o zaman çember biraz genişleyerek büyür diye düşünüyorum Evet, aynen kendim için. öyle. Aynen öyle. Çok doğru Peki söylüyorsunuz. farkındalık, yani organ bağışı ile ilgili farkındalık oluşturmak için sizce neler yapılmalı Türkiye'de? Ne yapabiliriz? Neler yapmalıyız? Belçika modeli var mesela. Belki Belçika modeli uygulanabilir. Bizim ülkemizde uygulanan sistemin tam tersi Belçika modeli biliyorsunuz. Belçika modelinin bence uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü mesela biz kendi etrafımızdaki arkadaşlarımızla konuşurken bu organ bağışı ile ilgili. Ya ben de bağışlayacaktım ama bir türlü gidemedim. Nasıl bağışlandığını bilmiyorum ya da nereye gitmem gerektiğini bilmiyorum. Demek ki insanlar doğru bilgilendirilmiyorlar. Ama Belçika modelinin uygulanması durumunda siz gitmeseniz de otomatikman organlarınızı bağışlamış oluyorsunuz. Sadece bağışlamak istemiyorsanız aksi bir beyanda bulunmanız gerekiyor. Ben Belçika modelinin doğru olduğunu düşünüyorum kendimce. Bu benim fikrim. Bence ülkemizde bunun uygulanması gerekiyor. Bence de biz hep bu şekilde hareket etmeye, biz hani bu şekilde bir kuralla hareket etmeye alışığız sanırım. Özellikle Türk toplumu sanırım böyle bir şeyi zorla itmeyle yapma şeyine alışık. Belki de bu şekilde Türkiye'de bu çözüm bulacak diye düşünüyorum. Ben de aynı şekilde düşünüyorum yani. Evet, biraz güdümlü bir milletiz diye düşünüyorum. Maalesef böyle biraz Kesinlikle. itilmesi gerekiyor. Ama doğru bilgilendirilmeyle nüfusumuzun birçok kısmının organ bağışında bulunacağını da düşünüyorum. Çünkü insan olarak yani yabancı insanlardan farklıyız. Yardım duygumuz çok fazla, merhametimiz çok fazla. Birçok insanın da katılacağını düşünüyorum ben. Kesinlikle ben de aynı şekilde düşünüyorum. Peki yeni tanı almış hastalara neler tavsiye edersiniz? Aslında bu soru çok önemli. Kesinlikle.
Çok önemli çünkü ilaçlarını çok düzgün kullanmaları gerekiyor. Çok doktorun önerilerini çok harfiyen uygulamaları gerekiyor. Çünkü ilaçlar ilk başta biraz sıkıntı yaratabiliyor. Gördüğüm de şu, sıkıntı yarattığı anda insanların ilaçlarını kafalarına göre kesmeleri. Biraz dayanıp doktorlarıyla iletişim halinde olup ilerlemeleri gerekiyor. Beslenme çok önemli. Stres faktörü çok önemli hastalıkta. Önce streslerini yenmeleri gerekiyor. Hareket çok önemli bu hastalıkta. Hareketlerinizi kısıtlamamanız gerekiyor. Özellikle eller konusunda fiziyoterapiden tedaviden destek alınıp el hareketlerini çok düzenli yapmak gerekiyor. Soğuğa çok dikkat etmek gerekiyor. Yani vücutlarındaki değişimleri çok iyi izlemeleri gerekiyor. Aslında insanın en iyi doktor kendisidir. Ama bir doktordan yardım alınmayacak demiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ama kendini çok iyi dinleyip doktoruna kendini çok iyi ifade etmesi gerekiyor. Çünkü doktor sadece hastanın ifade ettiği bilgilerle tanı koyuyor en başta. O şekilde yönleniyor. Kendilerini dinlemeleri çok önemli. Çok teşekkür Stresini ederim. yenmeleri gerekiyor. Belki bir meditasyon, belki bir yoga. Farklı tekniklerle stresin yönetilmesi gerekiyor. Çok teşekkürler Banu Hanım. Şimdi ben biraz da yorumlara, benim sorularım bitti bu arada. Sizin ekstra bir şey böyle söylemek isterseniz, değinmek isterseniz ben dinlerim. Hastalarımız da dinleyecektir. Bir şey söylemek istemiyorum ama şeyleri takip edemedim, alttaki soruları. Ben de biraz gördüm Ben ama geçti. Siz takip edebildiyseniz şu an o onlarla devam yorumlara edelim. bakacağım. Çoğunluğu beslenmeyle ilgiliydi. Nasıl besleniyorsunuz diye. Mesleğinizi Şimdi soruyor Esra arkadaşımız kendisi. O da skleroderma hastası ve balerin aynı zamanda. Mesleğinizi soruyor, mesleğim yaşınızı soran. inşaat mühendisiyim. İnşaat mühendisiyim ama akademisyenim. Evet. Üniversitede öğretim üyesiyim. Yaşım 47. Maşallah hiç göstermiyorsunuz bu arada. Teşekkür ederim, sağ olun. Beslenme, glutensiz beslenebiliyor muyum? Hayır, yani sıfır gluten değil. Ama hayatıma çok yeni giren şeyler oldu bu hastalıkla beraber. Kara buğday, kinao hayatıma girdi ve çok da memnunum. Şöyle bir şey, doktorunuz size glutensiz beslen dediği anda bir anda sıfırdan glutensiz beslenemiyorsunuz. Ben bunu denedim. Bir 5-6 kilo verdim böyle bir 10 gün içinde bunu deneyerek. Ve baktım ki vücut sıfırlanıyor, onu yapamıyorum. Yavaş yavaş hayatıma sokmaya karar verdim bazı şeyleri ve bazı şeyleri de yavaş yavaş hayatımdan çıkarmaya karar verdim. Sıfır glutensiz beslenmiyorum ama atıyorum bulgur pilavını çok seviyorum ama bulgurda çok gluten olduğu için kara buğdaya döndüm. Bulgur koyacağım her şeye kara buğday koymaya çalışıyorum. Kinoa koymaya çalışıyorum. Süt ürünleri bu hastalıkta maalesef tetikleyici etken olabiliyor. Süt ürünlerini hayatımdan çıkardım ama bir şeyleri çıkarıp onun yerine bazı şeyleri koymanız gerekiyor. İşte kalsiyumu almak için tahini ekledim hayatıma. Oldukça bol miktarda tahin tüketmeye çalışıyorum. Çünkü sütten çok çok daha fazla kalsiyum var tahinde. Ama biliyorum ki aldığım kalsiyumun kemiklere gitmesi için K2 vitaminine de ihtiyacım var. K2 vitaminine de mutlaka destek veriyorum. İşte D vitamini çok önemli, omega çok önemli, B12 çok önemli. Bunların doğru formlarını bulup, araştırıp, okuyup onları almaya çalışıyorum. Beslenmemi bu şekilde düzenlemeye çalışıyorum ama sıfır diyemem. Yani %100 uyduğum söylenemez. Ama şunu hissediyorum. Güzel yaptığım zaman diyetimi özellikle ellerimdeki şişliğin çok daha azaldığını, kendimi daha zinde, daha dinç hissettiğimi görüyorum. Şunu umuyorum. 1-2 sene içerisinde tamamen %100 beslenme düzenine uyacak bir duruma geleceğim. Buna inanıyorum. Ama yavaş yavaş. Bir anda olmuyor maalesef. Ama bunu şöyle dediniz, bunu daha önce de açıkladığınızda beslenmeyle ilgili. Kesinlikle bunu tek başınıza yapmamalısınız ve Asla. kesinlikle Asla. yani. Asla asla. Ya çünkü ben bir doktordan destek aldım. Bu konuda uzman olan bir doktordan destek aldım. O bana bir sürü tahlil yaptırdı. O tahlilin sonucunda bir eliminasyon uygulattı. Ve ben belki o farklı kişilerde glutenle ilgili bir sıkıntı yoktur. Dolayısıyla gluteni kesmesine gerek yoktur. Bir de bazı şeyleri kestiğiniz zaman onun yerine koyacağınız şeyleri çok iyi bilmeniz lazım. Bir şeyleri kesip de kendi kafanıza göre onun yerine bir şey koyamadığınız zaman vücutta başka şeylerin eksikliği başlayacaktır. O yüzden bunların hiçbirini kesinlikle doktor tavsiyesi olmadan yapmamaları gerekiyor. Çok önemli.
Dediğim gibi ben 6 ay doktora çok düzenli giderek, o farklı bir doktordu. Ona çok düzenli giderek bunları öğrendim. Doktor tavsiyesi olmadan hiçbir şey yapmamaları gerekiyor. Beslenme ve vitamin takviyesi de buna dahil. Hepsi. Bazı sorular tıbbi olduğu için ben bunu kesinlikle size yönetmek istemiyorum. Çünkü daha çok doktorlarınızın cevap vermesi gereken sorular. Sadece şöyle deneyimlerinizden faydalanılacak soruları sormak istiyorum. El tel ısıtıcısı mı dediniz diye herhalde bir şey kaçırmış orada Ha, anlattığınız evet. şeyi. Evet. Termometre ısıtıcısı aslında. Ufak böyle akülü gibi bir şey düşünün. USB bellekle çalışan küçük yuvarlak. Onu dolduruyorsunuz, önce şarj ediyorsunuz. O ısınıyor. Onu cebinizde tuttuğunuz zaman, elinizde cebinize soktuğunuz zaman bir müddet o sıcaklık sizi idare ediyor. Bu tür şeyler var, birçok yerde satılıyor. Hani destek amacıyla soğuktan çok etkileniyorsanız eğer, ben etkileniyorum. Normalde de ben bu hastalıktan önce de soğuğu çok seven bir insan değildim. Sıcağı çok seven bir insan oldum hep. O yüzden onlardan destek almaya çalışıyorum. Yani ellerimi çok sıcak tutmaya çalışıyorum. Özellikle evden çıkarken eldivenimi takıyorum, çıktıktan sonra değil. O beni bir müddet idare ediyor. O şekilde destek vermeye çalışıyorum. Bir tane izleyicimiz kaç yıl oldu hasta olalı demiş. 6 yıl Altı. demiştiniz ben yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Başka bir izleyicimiz de cevaplamış bu arada. Bir de ben bir şey söyleyeyim. En son gittiğim kontrolde mesela, şimdi isim vermeyeceğim. Bir tahlilimin sonucunun pozitif çıkması, baştan beri o tahlilin sonucu hep pozitifti. Doktor şey söyledi, bu şekilde olan hastalarda mutlaka bir organ tutulumu bekliyoruz. İlk 3 sene, 4 sene içerisinde. Fakat bende mesela bir organ tutulumu olmadı. Akciğerimde işte, ya da ne bileyim böbreklerimde hiçbir organ tutulumu olmadı. Yani hastalık bu hastalık var ve illa bu şekilde seyredecek diye bir şey yok. Kimse moralini bozmasın. Yeter ki doktorunun tavsiyelerine uysun. Yorumlara bakıyorum bu arada Banu Hanım. Hem sizi dinliyorum. Hı. Size sorabileceğim sorular var mı diye. Fonksiyonel tıpla ilgili biri sormuş galiba. Evet, ben bir fonksiyonel tıp uzmanı doktordan destek aldım beslenme konusunda. Tedavi olduğu sürece hastalık duruyor mu? Evet, duruyor. Mesela dönem dönem el bileklerimde bazı kalsifikasyonlar oldu. Ama ilerlemedi. Doktoruma hemen bildirdiğim zaman ya ilacın dozunu artırıyor ya farklı bir şey ekliyor. Dediğim gibi doktorla iletişim halinde olmak çok önemli. Hemen bilgilendirmek gerekiyor. Kendinizi de çok iyi dinlemeniz gerekiyor tabii ki. Hanımefendinin el parmaklarında hastalık belirtisi var mı, kayıp var mı diye sormuş Esra Hiçbir arkadaşımız. yara çıkmadı. Yani yarayı kastediyorsa benim ellerimde hiçbir yara çıkmadı şimdiye kadar. Ama eklemlerimde şişlik oluyor, kapatma, açmada, işte ellerimi kullanmada. Ama onun dışında hani benim gördüğüm skleroderma hastalarında gördüğüm o belirgin şeyler bende olmadı henüz. İnşallah olmayacak. Banu Hanım çok teşekkürler. Gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Ayrıca gerçekten çok hastalığınızla ilgili çok donanımlısınız. Oradan da Esra arkadaşımız benimle aynı fikirde diyor ki sizin gibi donanımlı hastalara ihtiyacımız var diyor. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, sizi aramızda İnşallah görmeyi çok faydamız olur. isteriz. Ben de İnşallah çok her isterim. zaman bekleriz. Bizler gerçekten hani amacımız hastaların hani bizlerin yaşadığı sıkıntıları yaşamaması. Siz çok erken tanı almışsınız, doğru tedaviye ulaşmışsınız ama Evet. maalesef birçok hasta 2 yıl, 3 yıl ne tanı alabiliyor ne tedaviye başlayabiliyor. Bu arada hastalık ilerlemiş oluyor. Biz sesimizi duyurmaya çalışıyoruz, hastalıklarımızı duyurmaya çalışıyoruz ki insanlar kendilerinde eğer böyle bir şey var ise hani farkına varabilsin, daha erken Evet. tanı alabilsin ve doğru doktorlara ulaşabilsin. Bir Çok de doğru. sklerodermalı hastalarda şu çok önemli. Hani görüntü tabii ki hepimiz için önemli ama hani direkt yaşadıkları sıkıntı bu olduğu için tabii ki hepimiz öncelikle hani görüntümüzle ilgileniyoruz ilk etapta ama aslında problem de bu olmamalı çünkü bence önemli olan sağlığımızı koruyup hayata tutunabilmek. Tabii Ne kadar hayati olumsuz fonksiyonları tabii ki. devam ettirmek.
Ne kadar olumsuz düşünürsek, ne kadar kendimizi demoralize edersek o kadar kötüye gider durumumuz. O yüzden sizin gibi gerçekten barışık olmak gerekiyor. Çok teşekkürler. Bence çok güzel ışık oldunuz diye düşünüyorum. Her zaman Teşekkürler. aramızda görmek isteriz ve tabii ki kesinlikle yine sizinle sohbet etmek isteriz. Her zaman, ne zaman isterseniz. Hastalığımızı kabullenmemiz çok önemli. Kabullendikten sonra her şey daha iyi oluyor, daha pozitif oluyor. Bu hastalık bize geldi, farklı bir hastalık da olabilirdi. O yüzden buna şükrederek yaşamak en doğrusu diye düşünüyorum. Kesinlikle. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadığınız için. Dediğim gibi tekrar söylüyorum, sizinle sohbet etmek çok güzeldi. Sizi dinlemek çok keyifliydi. İzleyicilerimizin de öyle düşündüğüne eminim. Zaten yorumlardan belli. Tekrar teşekkürler. Bu arada Çok teşekkür ediyorum. sizinle birlikte Haziran ayını kapatmış olduk. Aynı zamanda 2 ay bir ara vereceğiz. 2 ay sonra Eylül'de tekrar yeni hastalarla, yeni hasta hikayeleriyle karşınızda olacağız. O zamana kadar herkes kendine iyi baksın. Lütfen doktorunuzun önerilerini ihmal etmeyin. İlaçlarınızı almayı unutmayın. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Yeni yayında görüşünceye kadar hoşça kalın diyorum o zaman. Çok Herkes teşekkür kendine ediyorum. sağlıcakla baksın. Sağ Siz de olun. Ben de hoşça kalın. herkese Kendinize öpüyorum. çok iyi bakın. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.